Kapıyı kapatalım lütfen. Tamam mıyız? Temel Karamollaoğlu konuğumuz. Temel Bey, evet. Öyle bir kalabalıkla geldiniz ki sadece onlar oy verse bence tamam bu iş. Soracağımız sorular, televizyondaki sorular gibi değil. Evet. Gençlerin merak ettiği her şeyi de bilmek istiyoruz. Siz evet. Bir sıkıntı mı gördünüz? Bu ülkede bir sıkıntı var. Ben gideyim konuşayım, çözeyim durumuyla mı geldiniz? Onu merak ettim. Şöyle, içinde bulunduğumuz şartlar, içinde bulunduğumuz problemleri çözmek için bir noktaya bizi iteledi. Bu böyle gitmez. Ülkede bir başbakanın, bir cumhurbaşkanının, bir bakanın görevi kendisine tevdi edilen işi, kendisine verilen imkanlarla en iyi, en kısa zamanda ve en ucuza mal etmektir. İş budur. Siz bunu yapamazsanız, parayı başka yerlere harcarsanız, insanları başka yerlerde kullanmaya kalkarsanız, makinelerinizi, elinizdeki imkanları başka konulara tahsil ederseniz çözemezsiniz problemi. Bugün Türkiye'nin bizim kanaatimiz bir numaralı problemi budur. Planlı ve programlı çalışmak ama birazcık can sıkar. Planlı, programlı çalışmak, oturacaksın masa başında, plan yapacaksın gibi gelir insanlara. Ama işin aslında buraya gelip dayanıyor. Dünyadaki veya o bölgedeki problemi bilmeden çözemezsiniz. Önce bilmeniz lazım. Bilmek için de sormak lazım. Yani insana gideceksiniz ya senin derdin ne diye. Şimdi siz çiftçinin derdini onun ağzından dinlemezseniz aklınızda tahayyül ettiğiniz bu adamın şöyle bir problemi vardır. Ben onu şöyle çözerim derseniz çözemezsiniz. Yani zamanında birazcık hazırlığa mı alıştırıldı? Problemi öğrenmek yerine gazetelere de haberlere de yansımıştı. Evet. Bir vatandaşımız gidiyor diyor ki benim bir problemim var derken bakan beyefendi para verip gönderiyor onu. Para ver tamam güzel mutlu da oluyor. Ama genel olarak sorunun tamamını çözmeye yönelik bir hareket mi görmedik de böyle hazır alıştık biraz. Maalesef yetkililer kendilerini genelde ne yazık ki halktan tecrit ediyorlar. Kendi etraflarında kendilerini rahatsız etmeyecek soruları soracak. Kendilerini teşhir edecek, alkışlayacak adamlar istiyorlar. Öyle olunca da zannediyorlar ki herkes de onlar gibi düşünüyor. Körler sağlar bizim ağırlar oluyor. Tam dediğiniz gibi. Evet. O zaman problem çözülmüyor. Çünkü problemin var olduğundan haberi yok bakanın. Cumhurbaşkanının da haberi yok. Yönetimde bulunan insan ben her şeyi bilirim ve çözerim mantığına gelirse ne bilebilir ne de çözebilir. Sanırım hükümet halktan uzaklaştı diyorsunuz. Hükümetin görevlendirdiği bir görevli artık görevinden çok hükümetin yanında nasıl kalacağını mı düşünüyor? Ya da orada olmanın kuvvetiyle daha mı farklı hareket ediyor? Halkın sorununa el atacağına bambaşka işlerle mi uğraşıyor? Tam olarak işin özeti bu muydu acaba? Tam dediğiniz bu. Ben bırakayım bunu. Estağfurullah. Eğitim sistemi, sağlık sistemi. Gençler kafalarındaki fikirleri nasıl değiştirebilir? Neden sizi seçsinler? Biz meseleye ön yargılı yaklaşmıyoruz. Gençler de bize ön yargılı yaklaşmasınlar. Biz problemleri kökünden çözmeyi ana gaye edindik ve gençlere de bu konuda ihtiyacımız var bizim aynı zamanda. Çünkü gençler genelde ön yargılı değildir. Daha rahat farklı fikirlere, düşüncelere adapte olabilirler. Onun için de ben şahsen gençlerin en rahat bizimle çalışabileceğine ve şu anda karşılaştıkları problemlerin de en kısa zamanda bizimle çözülebileceğine inanıyorum. Yani bugün için işsizlik bunların en büyük dertlerinden bir tanesi. Bunun için geçim sıkıntısı önemli dertlerden bir tanesi. Bugün farklı şekillerde itham edilen ama kendi suçsuzluğunu ispat etme mecburiyetinde kalan insanlar var. Bunlardan bir tanesi. Bizim bunu doğuran eğitim sistemimizdi, tarımımızdı, sanayimizdi bunlardan birkaç tanesi. Yani bizim onlara, yani onların da bizim anlayışımıza ihtiyacı var kanaatindeyim. Buna da inanıyorum. Onun için ben rahatım. Görev bana tevdi edildiği takdirde sıkıntıya ben gireceğim. Yani 25 Haziran'da ya ben bir sıkıntının altına gireceğim, bundan sonra bu işlerin, bu söylediklerimizin üstesinden nasıl geleceğiz diye ciddi bir çalışmanın içine gireceğiz. Veya işte böyle bir görev yüklenmedi, Allah bundan sonra görev alanlara yardım etsin diyeceğiz. Nasılsanız öyle yönetilirsiniz buyurulmuş. Bu demektir ki demokraside halk kendi tercihiyle kendisini kim yöneteceğini kendisi seçiyor. Arkasından ağlayıp puflamaya hiç kimsenin hakkı yok. Ben kararımı verdim, tuh geçti gitti. Onun için biz diyoruz ki sandığa gittiğin zaman mührü neye basacağına dikkat et. İnsanlar durmadan dua ediyor. Dua güzel bir şey. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki bir toplum kendini değiştirmedikçe Cenab-ı Hak o toplumu değiştirici değildir. Biz çözeceğiz, toplum çözecek. Mesuliyet bizde. Biz bu memleketin içinde yaşayan herkesi kucaklamaya da mecburuz. Ve özellikle de inançlı kesim içinde söylüyorum ben bunu. Çünkü belli kesimlerde bize farklı bir gözle bakıyorlar. Sanki biz şu anda kavuştuğumuz bir takım değerlerden vazgeçmek istiyormuşuz gibi bir kanaat oluşturmaya çalışıyor. Yok öyle bir şey. Bu memlekette düzelecek bir şey varsa bunu düzeltecek olan milletin kendisidir. Sandığa gitmek bu manaya gelir. Şimdi erken seçim ekonomik bir kriz sebebiyle gündeme geldi diyen çok fazla insan var. Peki sizce bizim bilmediğimiz, sizin tahmin ettiğiniz ya da öngördüğünüz başka bir sebebi de var mı? Birinci sebep benim kanaatim bu. Çünkü krizin arkasından
alacakları tedbirler vatandaşın canını çok yakacak. Onun için şimdiden veririm diyor. Emekliye 1000 lira olmadı 2000 lira vereyim diyor. Ama arkasından 4000 lira olarak geri alacak onu. Bir yolunu bulacak. Verilen tavizlerden bahsediyorsunuz. Peki sizin vaadiniz nedir? Yani siz bu durumu nasıl düzelteceksiniz? Söylediğiniz hususun düzelmesi dahil, işsizliğin düzelmesi dahil, borçların ödenmesi dahil, bu ülkenin ayağa kalkması, özellikle mesela İstanbul gibi batıya olan göçün durması dahil, hepsinin altında bir şey yatıyor. Biz bütün yatırımları durduracağız. Bütün israfa dönük şu anda bize güç kazandırmayan, yeni istihdam sahası oluşturmayan, üretime dönük olmayan bütün yatırımları durdurup yerine üretimi artıran, yeni iş alanları oluşturan, teknolojiyi geliştiren her sahaya yatırım yapacağız. Tarıma da, hayvancılığa da. Biz nasıl bir tarım ülkesiyiz ki dışarıdan 5 milyon ton buğday alıyoruz, 1 milyon hayvan ithal ediyoruz. Olmaz böyle bir şey. Bizim Tarım Bakanımız da hala ileriye mahtup, biz bunları ihraç eder hale geleceğiz diyor. Ayrı bir türkü söylüyor. Kaynaklarımızın tamamını bu sahaya teksif edelim. O zaman bizde işsiz genç kalmaz. Üretime dönük yatırımlar yeni yatırımları doğurur. Hizmet arkasından gelir. Siz üretime dönük bir yatırımı yapıp da bir yerde 1000 kişinin karnını doyurduğunuz zaman nakliyecisi, oteli, lokantacısı, berberi, şusu, busu, 2 misli iş doğar. 1000 kişiye iş bulmak dolaylı olarak 3000 kişiye iş bulmak manasına gelir. En son şeker fabrikaları gitti. Biz iş başına geldiğimiz zaman bu işler tekemmül etmemişse mutlaka o fabrikaların özelleştirmesini durdururuz. Siz şimdi bir devrim yaptınız burada. İnternet ortamında bizim şimdi konuşmamız 1,5-2 milyon insana ulaşıyor. Aslında sanayide de, teknolojide de bizim bu devrimlere ihtiyacımız var. Klasik metotlarla üretimimizi geliştiremeyiz. Bu kafayla ilgili bir konu. Ben şuna inanıyorum. Bizim insanımız şu anda kafasını başka ufak tefek şeylerle uğraştırıyor ama kendisine imkan verilsin teknolojide veya inovasyon diyorlar ya şimdi. Evet. Buralarda yüz binlerce gence iş bulmak mümkün. O arkasından üretime dönecek. O arkasından başka sahalara yansıyacak. O zaman Türkiye'nin şekli değişir. O zaman biz üretimi artıracak, borçlanmayı önleyecek yatırımlara girdiğimiz zaman özellikle de savunma sanayi bunun zirvesidir. Niye biz o fikirleri üretmeyelim? Benim söylediğim yolla pek akıllı adam fayda vermez. Bize deli adam lazım. İşinin delisi. Bu gençlerde var. Kendi işinin delisi olmak mecburiyetinde. Yeni bir şeyler yapmak mecburiyetinde. Yani aslında bizim iç organlarda hasar var. Yaşamamızın sebebi onlar. Ama sürekli bir burnumuzu yaptırıyoruz, dudaklarımızı şişirtiyoruz, böyle botoks yaptırıyoruz. Tam sürekli bir estetik. Bu hakikaten öyle. Bir noktadan sonra o olmaz. İşsizliği çözmek üretime dönük yatırım gerektirir diyoruz. Bu parayı nereden bulacaksınız? Herkes onu soruyor, tamam mı? Ya bugün yolsuzluk ve israf önlensin. Biz bu sahalara yapacağımız yatırımlardan daha fazlasına yetecek parayı bulabiliriz diyoruz. Ama bugünkü iktidar, bugünkü şartlar altında dolar çıkmış 4,5 liranın üstüne. Borçlarımız almış başını gidiyor. Biz perişanız ama hala israftan ve savurganlıktan vazgeçmiyor, yolsuzluktan vazgeçmiyor. Ben bunu anlamıyorum. Yani bir iktidarın özellikle bugünkü şartlar altında bundan hala vazgeçmemekte kararlı olmasını anlamıyorum. Bir yere gidiyorum. Ya yepyeni bir bina. Eskiden gittiğim bir şehir. Ya burada bir bina vardı eskiden. Vardı. Ne oldu? Yıktılar. E niye yıktılar? E yerine daha mükellef bir bina kuruyorlar. Hay Allah işinizi rast getirsin. Şimdi dışarıdan Türkiye'ye gelenler, ya siz ekonomi kötü diyorsunuz. Nasıl kötü ya? Şu yollara bak, binalara bak, köprülere bak. Tamam da bu bize ne getirdi, ne götürdü? Onu hiç düşündünüz mü? Bizim tabiri caizse anamızı ağlattılar. Bunu borçla yapıyor bugünkü hükümet. Siz altınıza daha güzel bir araba almak istemez misiniz? Herkes almak ister. Başlangıçta bunu almaya kalkarsanız bankadan kredi çekeceksiniz. Oraya bir faiz ödeyeceksiniz. Sonra o lüks arabaya bineceksiniz. Herkes diyecek ki maşallah ya, adama bak, amma da iyi. E tamam, onun parası taksidi ödenmeye geldiği zaman işiniz yoksa hapı yuttunuz, banka gelir el kor. Biz diyoruz ya bunu yapacağına önce işini geliştir. Oradan kazanacağın parayla git bir tane de araba al, lüks araba. Borçla alırsan sen kendin ayakta duramazsın. Ülke de aynen böyle. Biraz züğürt ağalık mı yapıyoruz? De öyle. Halk buna aldanıyor zaten. Ben gözümle gördüğüme mi sana mı inanıyorum diyor bana. Züğürt ağası gibi. O zaman dediğiniz gibi satarak ben işlerimizi yaparım. Mal, mülk ne varsa miras yedi gibi bu memlekette 90 senedir ne biriktirilmiş bilmişse işe yarar, üretken olan her şeyi sattı. E bitti artık, bir şey kalmadı. Bu sefer ne yapıyor? Devlet dairelerini satıyor. Yeni bina yapıyor. Ondan sonra diyor ki ben burayı yaptım, bak çok güzel, İstanbul'da bir adalet sarayı var. Böylesini Avrupa'da bulamazsınız. Hakikaten Avrupa'nın en büyüğü. Diyor ki bunu para, benim paraya ihtiyacım var. Alan var mı? Var. Şu kadarına sana sattım bunu 15 yıllığına. Sonra taksit öyle bir ödeme planı yapıyor ki aldığı paranın 3 mislini ödemek mecburiyetinde kalıyor zaman içinde. Böyle bir mantık olur mu? İşi ehline verirseniz 3 şey olur. 1- iş güzel olur. 2-
şey çabuk yapılır. 3 ucuza yapılır. Maliyeti de düşer. Ehline verirseniz. Yani şu anda peki kadronuz hazır mı sizin? Bu iş o kadar kolay değil. Mesela bugün Türkiye'nin bir numaralı problemi ekonomidir. Ekonomindeki bu kargaşanın içinden her baba hiç çıkamaz. Bugün bütçenin en büyük kalemi faiz. Öyle bir sistem kurulmuş ki sadece para sahibi olanlar para kazanabiliyor Türkiye'de. Diğerleri kimse kazanamıyor. Böyle bir sistem olmaz. Sadece arsaya yatırım yapanlar para kazanıyor. Olmaz. Bu ülkeyi kalkındırmaz, ileriye götürmez. O zaman bizim ekonomik problemlerimizi kökten çözecek bir kişiyle de olmaz. Kim hangi problemi çözebilir? En az 8-10 kişilik bir kadro oluşturmadan ve bu işleri hakikaten bilen, öyle bizim adamımız diye değil, geçmişte Merkez Bankası Başkanlığı yapanlar, hazine müsteşarlığı yapanlar, tecrübeli kadrolardan oluşmuş, öyle fikir, ahkam kesen hocalarla bizim problemlerimizi çözmek mümkün olmaz. İşin içinden gelen o kadar enteresan insanlar var ki benim tanıdığım, o insanlardan müteşekkil bir heyet kurmadan biz bu işin altından kalkamayız. Anladım. Ve bu farklı yaklaşımları sergileyecek. Kimisi kapitalist mantıkla bakacak, kimisi sosyalist mantıkla bakacak, kimisi biraz daha farklı yeni metotlar bize teklif edecek. Yani siz bizim adamımız değil, işin adamı. İşin adamı diyorsunuz. Şu anda en büyük sorun işsizlik, %25. Diplomayı veriyorsunuz, arkasından da diyorsunuz tamam o diplomayı verdik ama şu anda devlette işletmecilerine verecek işimiz yok. 200 yani tane üniversite, ben ne yapayım ya? Milyarları toprağa gömüyor, binalar yapıyor. İçinde de öğrenci olmuyor. Böyle bir mantık olmaz. Ondan sonra siz İstanbul'u da üniversitelere dolduruyorsunuz. Hangi ihtiyaçtan dolayı bir üniversite açıyorsunuz? Bunun cevabını vermeleri icap eder. Hala üniversite açılıyor. Böyle mantık olur mu? Böyle bir üniversite, böyle bir eğitim mantığı olmaz. Bunlar bu iktidarın problemleri çözemeyeceğinin en açık delili. Bu hengamenin üstesinden öyle ben bugünkü iktidarın gelebileceğini zannetmiyorum. Pratik olanım diyorum ki bunların bu yaptıkları yanlışların hepsini bir kenara koyacaksınız. Sil baştan bu işi ele alacaksınız. Başka türlü çözüm olmaz. Ekonomide de, eğitimde de, sağlıkta da. Ya sağlıkta hastaneleri yıkıyor. Yeni hastane kuruyor. Ya mevcut hastaneyi niye yıkıyorsun? Kapitalistler bir binayı, bir makineyi kendisine fayda sağlayabilecek en son noktaya kadar kullanır. Atmaz. Ha artık bundan bir fayda gelmeyeceğini düşündüğü zaman o zaman onu kenara bırakır. Yeni bile olsa bırakır. Bazı insanlar gibi. Uzmanlarıyla çözmeye çalışacağız. Tarımda yol gösterecek adam yeni gelir, gayrimüslim birisidir. Adam bir takım buluşlar yapmıştır, getirir. Biz ondan istifade edebiliriz. Ne alakamız var? Demeyiz, diyemeyiz ki. Şimdi en çok sorulan soru. Sivas olayları hakkında sizi çok fazla itham altında bırakacak sözler söylemişler. Sorumlusu olarak sizi gösterenler var. İnsanları galeyana getirdiğinizi söyleyenler var. Sizin bununla ilgili bir video cevabınız var. O günlerden kalma bir video. Öncelikle de onu izlesinler, sonra sizin cevabınızı alalım. Ben bunu önceden yaşadım. 80 öncesi birçok bildikçe bu yaşandı. Şimdi
kardeşimden rica ediyorum. Lütfen sükunette buradan itibaren dağılın. İzleyicimizin de izlediği video buna bir cevap niteliğinde görüyorsunuz. Tabii. Yani bu olaylardan önce çekilmiş bir video. Önce çekilmiş bir şey. O gün Sivas'ta bizim bir toplantımız var. Belediyede encümen toplantısı. Evet. Onu yapıp Sivas'tan ayrılacağım. Evet. Aynı zamanda da askerin yemin töreni var. Sivas kalabalık. Bazen diyorlar bu kalabalık nereden geldi? Yemin törenine gelen asker ailelerinden dolayı kalabalık var. Ben oradan ayrıldım. Cuma namazına gittim. Arkasından belediyeye geldim. Yani o gün bir kalabalık var ama sırf yemin töreninden dolayı. Arkasından da bana bu kalabalığı dağıtamıyoruz. Şunlara konuşursanız belediye başkanı olarak bunları ancak siz dağıtırsınız dedi. Vali ne diyor vali bey? Beraber gidelim dedi. Onun haberi yok. Gittik. Vali de rica ettik. Faydalı olur dedi. Peki sizce o kalabalığın bambaşka bir sebep için toplanıp sonrasında bunu bir karşı gösteriye çevirmesinin sebebi neydi? Bunun şöyle yalnız, neydi? Şöyle yalnız. O kalabalık dağıldı. Ben gittim. Emniyet müdürüyle beraber. Emniyet minibüsü. Onun üzerinde hitap ettim bir megafonla. Benim o konuşmamdan sonra kalabalığın tamamı dağıldı. Ama arkasından belediyeye tekrar dönüp gelirken baktım ki yeterli emniyet gücü yok Sivas'ta. Polis yok. Onu bir gün sonra öğreniyorum. Bir gün sonra emniyet istihbarat müdürü geldi bana dedi ki efendim dedi biz tabii biraz kendini korumak için de olabilir. Başka sebep bana her şeyi söyleme istememesinden de kaynaklanabilir. Ayrı tutuyorum ama dedi ki biz bir hadise olacağına dair herhangi istihbari bir bilgi almadık. Yalnız 15 gün önce Divriği'de bir terör hadisesi oldu. Çevik gücün 1/3'ünü oraya gönderdik. Bir hafta önce Hafik'te yine bir terör hadisesi oldu. Çevik gücün 1/3'ünü Hafik'e gönderdik. Bizim 1/3 gücümüz kaldı. Ve ben endişe etmeye başladım. Emniyet müdürüne de, valiye de dedim ki bakın bir hadise olursa biz müdahale edecek güce sahip değiliz. Dışarıdan bir şeyler getirmemiz gerekir. Tedbir almamız icap eder. Olmaz dediler. Onun için ben sınırlarımı açtım. İçişleri Bakanlığı'na kadar, Başbakan'a kadar bu durumu anlattım. Ama kimse itibar etmedi. Yani bu olaylardan önce siz zaten bunun önlem alınması gerektiğini orada söylediniz. Tabii. Şimdi düşünün emniyet istihbarat müdürü diyor ki ya Sivas'ta emniyette bir boşluk doğdu. Bunun giderilmesi lazım. Hiç kimse itibar etmiyor. Bunun sorumlusu ben değilim ki. Bunun sorumlusu emniyet müdürü, vali, İçişleri Bakanı. Ben orada konuştuktan sonra oradaki kalabalık dağıldı. Dönüp belediyeye gelirken bir baktım ki bir defa Aziz Nesin otelde mi değil mi vali ile emniyet müdürü arasında böyle bir görüşme geçti. Emniyet müdürü diyor ki Aziz Nesin otelde. Vali diyor ki ya mümkün değil. Ben ona Hafik'teki üniversite tesisler oraya gitmesini söylemiştim. Gitmedi efendim diyor. Yani daha durum hakkında bilgileri bile yok. Mutabakatları bile yok. Geri bu sefer bu kalabalığın otelin önüne gelip başka bir kalabalığın o değil. Çünkü zaman geçiyor. Öğrenciler tatile çıktı. Başkaları var. Okullar bitiyor. Başka bir kalabalık otelin önüne geldi. O otelin önü dediğiniz emin olun 40-50 tane adamı koysanız 7 metrelik bir yol. O kadar otelin önü. Küçücük bir alan. Kimse otele girip çıkamaz. Ama bu tedbirlerin hiçbir tanesi alınmamış. Yani emniyet tamamen aciz kaldı. Ha bu planlı mı? İki tane hadisenin önceden meydana gelmesi, Sivas'ın içinde bir emniyet boşluğu doğması burada bir planlama olma ihtimali de ortaya getiriyor. Ama bunun üzerine gidilmedi. Araştırma da doğru dürüst yapılmadı. Yapılmış gibi gösterildi benim kanaatim. Şunu bir defa herkesin bilmesi lazım. O zaman biz iktidarda değiliz. Yani hükümetin bana karşı özel bir muamele yapma ihtimali yok. Herkes bunu bilmeli. Ben görevden alındım 3 aylığına. İçişleri Bakanlığı'nın gerekçesi şuydu. Basın da çıkan haberlere göre beni görevden aldılar. Ya basında çıkan haberlere göre bir belediye başkanı görevinden alınmaz. 3 ay sonra da iade edildim. Çünkü benimle ilgili herhangi bir iddia olmadı, ortaya konulamadı. Benimle ilgili bir dava bile açılmadı. Bu gösteriyor ki benim bu hadiselerle ilgili en ufacık bir sorumluluğum yok olamaz. Karşılık vermemelerinin sebebi neydi? Daha yüksek makamların. Yani oraya bir destek gönderilmemesinin sebebi neydi? Sebebi ihmalkarlık. Hiçbir belediye başkanı kendi döneminde böyle bir şeyin meydana gelmesini arzu etmez. Tabii hiçbir insan da etmez. Tabii elimden gelenin sonuna kadar yaptığım kanaatindeyim. Bunu önleyebilmek için. Asayişten sorumlu insan değilim ki. Beni kasıtlı olarak suçlayanların dışında hiç kimse ya emniyet ne yaptı? Vali ne yaptı? Neden şu tedbirleri almadı? Ne yaptı bu sıra hadiseler meydana geldi?
gelirken önlemek için kimse sormuyor. Devlet bir işe el atsın denildiği zaman devletin içine sizi, polisi, askeri her şeyi koyduğu için insanlar... Ama yani... esas yetkilileri hiç kimse sorgulamıyor. Olmaz ki böyle. Ben onları itham etmek için söylemiyorum. Neden esas... alınmadı yani? Ne tedbir alınmadı o zaman? Bunu sormak da benim hakkım. O zaman Milliyet Gazetesi'ndeydi. Bir fotoğraf bastılar. Gece çekilmiş. İtfaiye aracının üzerinde. Eller böyle kalkmış. İşte Temel Karamollaoğlu halkı galeyana getiriyor. Bir defa gece ya. Bunu da Türkiye'nin meşhur gazetelerinden biri yapıyor. Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu halkı galeyana getiriyor diye de fotoğrafın altına yazıyor. Ya o adam ben değilim. Bir gün sonra ben tekzip ediyorum. Bu sefer küçücük bir şekilde özür diliyor. Allah'tan korkmuyor musunuz siz? Böyle hata olur mu? O fotoğraf karesi benim adımın daha çok yayılmasına sebep oldu. Peki dönemde belediye başkanı olan birisi olarak değil de bir vatandaş olarak siz bu durumu neye bağlarsınız? 1993 yılı çok karışık bir yıl. Evet. Uğur Mumcu o zaman katledildi. Evet. Özal o sene öldü. Eşref Bitlis Paşa'ya suikast düzenlendi. Bütün bu hadiseler Türkiye üzerinde bir takım oyunların planlandığına işaret ediyor. Ancak ille de bir katliam olsun, şu kadar adam ölsün diye değil. Esas hedef Sivas'ta bir Sünni Alevi çatışmasını meydana getirmek. Burada başarılı olamadılar. Ama maalesef tedbirsizlikten 37 kişi hayatını kaybetti. 5000 kişiyi 5 kişi yoldan çıkartabilir, bir şey yapabilir, galeyana getirebilir açıklamanız var. Tahmin mi ettiniz yani? Yok böyle bir şey? Yok şöyle bakın biz 1978 yılında böyle bir hadiseyi yaşadık. Evet. Sivas'ta bir Alevi-Sünni çatışması meydana getirmek istediler. Bu planlanan bir iş. Bir yerde pazar var, halkı gidiyorlar orada camiye saldırdılar diye galeyana getiriyorlar. Camiye gidiyorlar, pazar yerinde bilmem kimleri katlediyorlar diye de bunları tahrik ediyorlar. Bir sürü insan öldü orada. Bu 1978 hafızamda olduğu için. Ben o zaman dedim ki ya bak siz böyle bir harekete tepki göstermek için çıkarsınız ama farkına varmazsınız. Yarın bir tahrikle birçok insan hayatını kaybedebilir. Siz üzülürsünüz. Hafızamda kaldığı için endişe duydum ben. Birinci ağızdan bunu cevaplamış oldunuz. Bununla ilgili umarım kafanızdaki soru işaretleri de bir şekilde giderilmiştir. İnşallah. Kürşat Çelik şöyle bir soru sormuş. Dörtlü ittifak yapıp ayrı cumhurbaşkanı adayları çıkartmanın mantığı nedir? Neden biz ayrı bir cumhurbaşkanı çıkarıyor? Bir defa şunu söyleyeyim. Niye bir ittifak var? Sadece şu %10 barajından dolayı var. Yani açık. Bir de temel nosyonlarda da fikirlerde de ittifaka ihtiyaç var. Yani kuvvetler ayrımı prensibinde herkes ittifak etmiş vaziyette. Kuvvetler ayrımı da çok önemli. Adaletin üstün tutulması. Burada da bir tereddüdümüz yok. Peki neden Abdullah Gül Bey'i aday olarak gösterdik de önce doğrudan doğruya çıkmadı? Bizim daha önce yapılan çalışmalarda arkadaşlarımız benim aday olmamı arzu ettiler. Ama şahsen benim şahsi kanaatim olarak söylüyorum. Türkiye'nin mutlaka bir değişikliğe ihtiyacı var. Bu iş böyle geldi ama böyle devam edemez. Şu anda AK Parti'nin içinde %15 ile 20 civarında bir kesim arayış içinde. AK Parti'ye oy veren yani AK Parti'nin %40'ına kadar bir kısım sorguluyor. Başaramadık diyor. Bunlardan %9'u 7 Haziran seçimlerinde kendisini gösterdi. Sonra geri döndü. Ayrı bir konu. Bu yanlışlıklar var. Bunun farkına varan bir insan var. Bunları benden daha çabuk toparlama ihtimali varsa onu ben tercih ederim dedim. Sayın Gül'le yaptığımız konuşmalarda bu gidişattan onun da rahatsız olduğunu gördüm. Ya bu iş böyle gitmez. Biz evet başlangıçta farklı bir kanaatle yola çıktık ama bizim yola çıkışımızdaki prensiplerimiz bile çiğnenmeye başladı. O halde bir değişikliğe ihtiyaç var. Ben de bu değişikliğe benim konuşmalarım neticesinde de varım kanaati. Hasıl oldu. Bu kitleyi Abdullah Bey'in doldurma ihtimali benden daha güçlü bir ihtimaldi. Bundan dolayı da ben kendisine bu teklifi götürdüm. Eğer razıysanız böyle bir temasla bulunalım diye. O da buna razı oldu. Ama yani bir çatı aday gibi olmasının faydalı olacağını, bir risk olmaması icap ettiği kanaatinde ben de hem Kılıçdaroğlu'yla hem de Sayın Akşener'le bu konuyu görüştüğümde Meral Hanım ben dediği yani başlangıçtan beri kendim aday olacağımı ifade ettiğim için buradan vazgeçmem doğru olmaz. Öyle deyince de Sayın Gül böyle bir ittifak yoksa beni de mazur görün dedi. Onun arkasından zaten bizim camiamız bu konuda farklı düşünce olmadığı için hemen arkasından kısa zamanda benim adaylığımı teşkilatlar benimsediler. Böylece de yola çıkmış olduk. Böyle bir teveccüh gösterilince de şahsen ben buna sırtımı dönerim diyemedim. Biz de bu işin içine gireriz dedik. Yani Abdullah Bey'in daha süratle toplayacağı, toparlayacağı kanaati vardı. Bundan dolayı teklif ona gitti.
milli görüş gömleğini çıkartmış bir cumhurbaşkanı var kendi söylemiyle. Evet. Saadet Partisi Genel Başkanı olarak bu seçimde onların yanında yer almadınız. Ve dediniz ki biz bambaşka bir yoldan devam ediyoruz. Diyelim ki planlar tutmadı. Çok fazla insana da ulaşamadınız. Ve ikinci tura kaldı durum. Diyelim ki siz yoksunuz ikinci turda. Meral Akşener var ya da Muharrem İnce var. Destekleyecek misiniz? Şimdi biz böyle hayali sorulara pek cevap verme işimize gelmiyor. Biz iddialıyız. Bizim dışımızda bugünkü hükümetin karşısında hiçbir arkadaşımızı ben rencide etmek istemem. Ama Saadet Partisi olarak bizim daha güçlü olacağımıza inanıyorum. O zaman bana tam olarak şunun cevabını vermeyeceksiniz. Evet. Yani hani diyelim ki bir sıkıntı oldu ve bir B planınız var. Ama bunu şu anda burada söylemek istemem. Bir B planımız da yok. Yok. Şimdilik A planıyla gidiyoruz. İkinci tur olursa AK Parti'nin kurduğu çatıya destek verirler mi? Otursak, bugünkü iktidarla farklılıklarımızı ortaya koymaya kalksak, benim şahsi kanaatim bugünkü iktidarla bizim farklılığımız diğer partilerin iktidarla farklılığından daha fazla çıkar. Birçok insan tabii onu öyle görmüyor. Görmüyor, evet. Doğru. Ama daha fazla çıkar. Yüzeysel bir farklılık değil. İnanç itibariyle de bu böyle olmaz. Yani bir ülkede adalet olmadan olmaz. Bu bizim kuvvetler ayrımı dediğimiz, adaletin, hakkın üstün tutulması dediğimiz mefhumlar sadece dilimizin ucuyla söylenecek şeyler değil. Bunlar çok önemli. Ama bunun ötesine çıktığımız zaman dış politikada da, ekonomide de, eğitimde de, sağlıkta da bütün diğer partilerden çok daha farklı çözüm önerilerimiz var. Bugünkü iktidarla da hiçbir zaman uyuşmaz kanaatindeyim. Siz bu cevaptan ne anladınız bilmiyorum ama ben... Tercümanlık yani değildir. Tercümanlık, şu tercümanlığı kabul etmeyebilirsiniz ama ikinci tura kalırsa olaylar biz asla AK Parti'nin yanında olmayı söylemini ben aldım. Diğerinin cevabı yok. Sıkıntı olursa o zaman planlanacak bir durum ama şu anda kendinize inancınız, güveniniz tam. Gençlerin de deş değil. Bazen şu oluyor. Ya var ol başkan. Hadi sen git. Tamam da senin arkamdan gelmezsen ben gitsem nereye gideceğim? Çok önemli bir konu vardır. Ülkeler ekonomik yönden güçlü olmazlarsa ve borca mahkum hale gelirlerse ekonomiyi düzeltebilmek için çok ciddi siyasi taviz vermek mecburiyetinde kalabilirler. Bizim üzerimizde bir oyun oynanıyor. Orta Doğu'da bir büyük Orta Doğu projesi diye bir proje var. Bu proje bizim sınırlarımızın da güney sınırlarımızı da içine alıyor ve maalesef Büyük İsrail projesinin adı. Sadece takdim ederken Büyük Orta Doğu projesi diye takdim ediliyor. Bunu da vatandaşa geçmişle BOP. Siz onun Büyük Orta Doğu olduğuna bakmayın. Bizimkilerin aklında Büyük Osmanlı projesi var diye takdim etmeye kalktılar. Millet de bunu böyle algılar. Büyük bir kesim. İnançlı kesim. Ya bu böyledir dedi. Sen öyle Büyük Orta Doğu projesi gibi şeylere aldanma. Bizimkilerin aklında çok daha büyük projeler var. Ama yarın bizden bir takım tavizler isteyecekler ve biz Allah muhafaza etsin o tavizleri vermek mecburiyetinde kalacağız diye ben endişe ediyorum. Türkiye hiçbir tereddüdüm yok. Bölünmekle karşı karşıya. Büyük Orta Doğu projesi Sovyetler dağıldıktan sonra çizildi ve bu projenin sınırları da belli. Bizim attığımız adımlar maalesef bu projenin gerçekleşmesine matuf adımlar olarak ortaya çıktı. Önce Irak gitti. Biz destekledik. Sonra Suriye mahvoldu. Sonra Mısır devlet dışı bırakıldı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri hedef olarak İran'ı seçti. Onun arkasından da Türkiye. Şu kadarcık benim tereddüdüm yok. Bu projeyi çizenler de zaten tereddüt etmemişler. Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Bakın ben bu noktada hemen başka bir konuyu belki gündeme getireceğim. İsrail'le olan münasebetler. Şimdi İsrail Kudüs'ü başkenti ilan etti. 1980'de. Biz de Türkiye'deki Dışişleri Bakanı'nı o zaman düşürdük. Münasebetleri kesmedi İsrail'le diye. Sonra ihtilal oldu. Onun arkasından Amerika Birleşik Devletleri kimse kabul etmezken Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü kabul etti. Biz de buna güya tepki gösterdik. Tepkiye bakıyorum hepsi laf. Yani icraat yok diyorsunuz. Tabii. Aslında iktidarlar miting yapmaz. Mitingi muhalefet yapar. İktidarı ikaz etmek için. Bak burada ciddi bir mesele var. Bunun üzerine gidin demek için yapar. Ama iktidar bizim önümüzü kesmek için. Çünkü biz o akşam oturduk kararlaştırdık. Miting yapma kararı aldık. 10 dakika sonra ta Londra'dan başbakan miting kararını açıkladı. Ha o zaman ben zaten tahmin ediyoruz. Bizim her konuştuğumuz dinleniyordu ama bu sefer kesin. 10 dakika ya. Bu kadar yani çabuk şey olur. Biz o zaman dedik ya bir miting yapılıyor. Biz gitmeyelim. Gençler buradan bir laf çıkmasın. İhale bize kalmasın. İsrail'le ilgili en ufacık bir yaptırım kararı yok. Ama İsrail sadece ve sadece yaptırımdan anlar. Ticari bir ambargo koyabiliyor musunuz? Onların Türkiye'de eğitiminin önünü kesebiliyor musunuz pilotlarının? O kadar çok geniş bir alanda İsrail'e biz destek veriyoruz ki belki de bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri arasında İsrail'e fiziken en büyük desteği veren hükümet AK Partisi hükümeti oldu. Ha laf olarak da en büyük meydan okumaları da bugünkü hükümet yaptı. Ama meydan okumanın hiç kimseye bir faydası yok.
izleyenlerimizin soruları var. Evet. Demişler ki seçilebilse de seçilemese de Kudüs'e gidecek mi? Beniz diye bir arkadaşımız. Benim Kudüs'e gitme imkanım 2-3 kere doğdu. Ben işgal altındaki bir Kudüs'e gitmeyi bir türlü içime sindiremedim. Duygusal olarak? Ya şey duygusal mi? Olarak benimki tamamen duygusal. Gazze'ye gittim. Konvoylardan birisinde epeyce de bizim önümüzü kesmeye çalıştılar. Mısır üzerinden gitmiştik. Fakat Kudüs'e ben gitmesin demeyeceğim kimseye. Çünkü anladığım şu, Kudüs'e gidenleri oradaki insanlar bekliyorlar. Oraya bir moral veriyor. Aynı zamanda oradaki ticarete de Müslümanların ticaretinin de gelişmesine vesile oluyor. Bundan dolayı ben kimseye gidilmesin diyemem. Ama bilmiyorum işte bir türlü ben içime işgal altında bir Kudüs'e gitmeyi ben kendim şahsım için söylüyorum. Sindiremedim. İleride böyle bir vesile olur mu? Belki de olabilir. Allah yardımcımız olsun. Peki adalet, hukuk çok fazla üzerinde durdunuz. Çok fazla evet. inandığınızı söylediniz. Gündemdeki bu anayasa değişikliğiyle ilgili mesela siz ne düşünüyorsunuz? Siz başa gelirseniz anayasada değiştirmek istediğiniz şeyler var mı? Bu anayasa zaten yamalı bohçaya döndü. Anayasa değişikliklerini bir parti yapmaz. Anayasa bir mutabakat metnidir. Çok farklı kanaat ve düşüncede olan insanlar bir araya gelirler. İhtilaflı olan noktalarda nasıl davranacaklar? Hangi noktalarda taviz verilmeyecek? Bunları belirlerler. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasası dediğiniz anayasa çok kısa bir metindir. Bu metinler milli mutabakat metinleridir. Yani farklı düşünceleri, inançlara ve düşüncelere yaşama hakkı tanıyan ancak birbirleriyle olan münasebetlerini nasıl kuracaklar? İhtilaflar nasıl çözülecek? Bunlarla ilgili temel metindir. İşte mesela Amerika'da İngilizce tabirle söyleyeyim. Constitution diyor. Kuruluşla ilgili bir mutabakat metni. İngilizlerin anayasa metni yok. Anayasası yok. Bir Magna Carta diye bir deklarasyon var. Onun için biz bir defa bu noktada anlaşacağız. Anayasalar yasa değil. Anayasalar bir ülkede yaşayan farklı kanaat, inanç, düşüncede bulunan insanların birbirleriyle kavga etmeden, ülkenin bütün bütünlüğüne zarar vermeden nasıl yaşayacaklarını, tepkilerini nasıl göstereceklerini, bu tepkiler karşısında hükümetlerin hangi tedbirleri nasıl alabileceğini, ülkenin totaliter bir rejimin kaymasının nasıl önleneceği de bulunmak mecburiyetindedir. Siz onu oraya koymazsanız gücü eline geçen birisi ben kanunum der 14. Louis gibi. Onun için biz iktidara gelsek bu anayasa metnini herkesten çok daha rahat değiştirebiliriz. Çünkü biz buna hazırız. Bunun Türkiye'de yapılması icap eder. Her parti de külahını önüne koyacak, ön yargılardan kurtulacak. Bu ülkede yaşayan insanlar birlikte farklı düşünce kanaatlere sahip olarak nasıl yaşayacaklar? Huzur içinde bunu belirleyecekler. Bu seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olacak ve layüsel olacak. Yani hiçbir kayda ve kurala adeta tabi olmayacak. Kendi inisiyatifiyle ülkeyi yürütecek. Bu mantığın yanlış olduğuna inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığının mutlaka parlamento tarafından denetlenmesi gerektiğine, adaletin ise bunların hepsinin üstünde olması gerektiğine inanıyoruz. Meclisle birlikte süratle bu değişiklikleri sağlayacak imkanı hazırlayacağız. Yani anayasa yeniden değişecek. Ve Cumhurbaşkanı layüsel olmaktan, kanunlar üstünde olmaktan çıkacak. Parlamento kuvvetler ayrımını denetleyecek. Parlamentoda da %10 diye bir baraj olmaması parlamento seçimlerinde kanaatindeyiz. Bu millet %1 ile de olsa eğer kendi fikirlerinin mecliste olmasını istiyorsa meclise temsilcisin. Tabii. Burada bir mahsur görmüyoruz. Gelen bir soru var. A. Pulat diye bir arkadaşımız demiş ki Selahattin Demirtaş'ın neden hapisten çıkmasını istiyor ve neden beraber olmak istiyor diye sormuş. Sizin böyle bir açıklamanız var. Sonrasında sanırım şöyle bir durum da vardı. Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanlığı adayı olabiliyorsa tamamen bundan ibaret. Yani terörist değildir ama teröristse olamaz. O zaman nasıl olabiliyor? Böyle bir karmaşa vardı. Sizin sorunuz bu mu? Tabii. Bizim söylediğimiz şu. Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye önceden belirlenmiş kurallarla yönetilir. Burada deniyor ki bir insan suçu mahkeme tarafından ispat edilmeden masumdur. Tutuklama sadece ve sadece iki sebepten dolayı olabilir. Bir, delilleri karartmak için dışarıda kalırsa bir imkan eline verilmiş olur. İki, kaçabilir. Bunu önlemek için. Şimdi Selahattin Demirtaş şu anda tutuklu. Yani demek ki ceza görmemiş. Kendisi hakkında bir karar yok hapsedileceğine dair. O zaman aday gösterilebiliyorsa suçsuz olduğuna göre şimdi şahsen şu anda kaçma ihtimalini veya delilleri karartma ihtimalini göremiyor. O zaman serbest bırakılması gerekir. Bu benim... Yorumunuz değil ama hukuka göre hukuk böyle olması bu. Gerekiyor. Hukuk bu. Sempati duyabilirsiniz veya duymayabilirsiniz. O ayrı bir konu. Çünkü yarın bizim başımıza bu iş gelse, biz bunu
bunu yaşadığımız için söylüyorum. Biz tutuklu olarak yaşadık 80 ihtilalinde. 10 ay ben şahsen hapiste kaldım, 10,5 ay. Yine iddialarla. Ama sonunda mahkemeye çıktık. Hakkında bir delil var mı? Yok. Beni serbest bıraktılar. Şimdi yok efendim, bu mahkeme kararı çıkana kadar ben seni hapiste tutarım. Bu adalet olmaz. Bu hukuk olmaz. İster cevaplarsınız, ister cevaplamazsınız. Selahattin Demirtaş'ın PKK bağlantısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne yazık ki HDP PKK ile Kandil'le arasına net bir mesafe koyamadı. Bunu alenen biz de görüyoruz. Ha, bu bundan dolayı bir endişe ve şüphe doğuyor. Ama bu zandır. Bu bir şüphedir. Bu ispatlanana kadar da zanla bir insanı hapiste tutmamanız icap eder. Bu yaklaşım doğru değil. Biz hukuk devleti olmak mecburiyetindeyiz. Mahkeme neticelenir, karar verilir. Kararın yanlışlığı, doğruluğu ayrıdır. Ona itiraz edilir. Ama o zaman mahkeme karar verdiyse hapse atarsınız, hapiste de tutarsınız. Bir vatandaş olarak söylüyorum. Arasına mesafe koymadı. Fotoğrafları, söylemleri, her şey zaten orayı işaret ediyor. Bu noktayı işaret eden bir şey varken de dayanak bulup tabii, gereğini yapmaları yani, gerekiyor bence. Adalet mülkün temeli onun için denilmiş. Hı. Yani adalet mülkün buradaki mülk kelimesi mal manasına değil, evet. Devlet manasına. Evet. Adalet devletin temelidir. Adalet zedelendi miydi? O ülkede kimse emniyette kendini hissedemez. Keyfilik adaletle bağdaşmaz. Şimdi bir keyfilik var. Olağanüstü hal bu keyfiliği getiriyor. Bir defa adalet işin başıdır. Gençler için söylüyorum. Bir memlekette kuvvetler ayrımı, adalet kamil manada işlemedikten sonra o ülkede fikir hürriyeti de olmaz, inanç hürriyeti de olmaz. O ülkede kalkınma, gelişme de olmaz. Benim dediğim, dedik dediğiniz zaman söylediğiniz sözler başkaları tarafından yorumlanamıyorsa o ülke ileriye gidemez. Dürüst olmak, yalan söyleme, kendine zarar verdiği zaman bile dürüst olabilme, bu babayiğitlik gerektirir. Şu anda biz adaletten şikayet ediyoruz. Niye? Çünkü hakimler korkuyor karar vermeye. Ya hakimin korktuğu yerde adalet olur mu? Siz şimdi farklı inançların bir arada yaşamasından bahsettiniz. Evet. Laik sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela Mustafa Kemal hakkında ne düşünüyorsunuz? Bakın bir laiklik meselesi, yani bir defa dünyada laikliğin iki türlü anlayışı var. Bir Fransızların anlayışı ki biz laik kelimesini oradan almışız. Evet. Bir de seküler diye, sekülerizm diye İngilizler anlaşması var. Fransız laiklik anlayışı adeta din düşmanlığı gibidir. İngiliz sekülerizm anlaşması ise devletle inancı bağdaştırmıştır ama birisi birisine tahakküm etmeyecek tarzda. Kilisenin başı da kraliçedir. Yani laiklik din düşmanlığı olarak algılanamaz. Algılanmamalıdır. Farklı inançlara sahip olan insanlar, kitleler bir arada nasıl yaşarlar? Onun temelini oluşturur. Laiklikle bu yaklaşımla bir problemimiz olmaz. Ama bu yaklaşımla anayasa Türkçe yazılması icap eden, Türk dili ile yazılması icap eden bir metin. Laiklik kelimesi Türkçe bir kelime değil. Anayasanın içine konulmuş ve tarifi yapılmamış. Maalesef birileri de bunu kullanarak belli bir kesim üzerine baskı uygulamak istemişler. Bu doğru değil. Şimdi şöyle bir konu var. Sorguluyorum. Yine sorgulayacağım. Bugünkü insanların algısını ben çok iyi anlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan göreve gelirken de birçok insanın kafasında o soru vardı. Refah Partisi tabanından gelen bir insan belirli bir saatten sonra alkol içilemez. Şuralarda alkol yasaklandı. Sen git kızın başını örteceksin. Sen şöyle böyle. İnsanları korkuttular. Bunu yapanlar şu anda laikliği en çok savunanlardı. Şimdi laiklik elden gidiyor durumunu, bir kere laikliğin ne olduğunu bize yanlış anlattılar. Zamanında ezan sesine bile tahammül edemeyen insanlar, fikir özgürlüklerine tahammül edemeyen insanlara öyle bir baskı kurdular ki bugün benim desteklediğim, fikirlerini sevdiğim ama birçok şeyine de katılmadığım insanlar olabilir. Dediğim gibi değerlendirme yapmak zorundayım. Namaz kılan adamdan korkuttular. Yıllarca bu yapıldı. Bunlar gerici, bunlar şöyle böyle dendi. Birçok şey söylendi. Ben mesela Mustafa Kemal Atatürk fikirlerini benimsemiş bir gencim. O kadar çok heykel dikildi ki. Şimdi bugün o kadar çok cami yapılmasına ses çıkartanlar zamanında o kadar heykel dikilmesine ses çıkartmadılar. Putçuluk olarak görmedim. Belki bir kesim öyle gördü. Birbirleriyle tartışmaları esnasında söyledikleri cümlelerin tamamı bunlara dayandı. Bizim için önemli olan fikirdir. İslam'ın okuyup, kavrayıp, anlayıp hayatına uygulayan insanlar var. Yani bunu bir ideolojik durum olarak görmek de birazcık yanlış diye düşünüyorum. Benim fikrim bu. Çok fazla sormuşlar. Bu kadar sormalarının sebebini ben tam olarak buna dayandırıyorum ama siz müsaade izleme... ederseniz bir gireyim. Buyurun. Belli bir dönemde sadece bir başörtüsünden dolayı binlerce genç kızımız mağdur edildi. Bu iktidar gelip de bu problemi ortadan kaldırınca öyle büyük bir memnuniyet doğdu ki sanki ülkenin bütün problemleri çözülmüş gibi. Bunu çözdü mü? Helal olsun, öbürü de ne olursa yerse yesin diyor. Olmuyor işte o zaman. Yani siz bir problemi çözmekle ülkenin bütün problemlerini çözdüğünüz manasına gelmiyor ki bu. Onun için bugün muhafazakar diye zihinlerimizde oluşan kesimlerde şu endişe var. Bu hükümet giderse bütün baskılar yeniden gelir. İşte biz bunu ortadan kaldıramıyoruz. Bize karşı tavırları da bundan dolayı var. Siz ne biçim adamlarsınız ya?
gidiyorsunuz. Bunlara karşı başörtüsünü serbest bırakınlarla mücadele ediyorsun. Ya ben başörtüsünü serbest bıraktıkları için mücadele etmiyorum ki. Orada bir teşekkür ediyorum. Ama yaptıkları yanlışlıkları da söylemeden edemiyorum. Yani bir güzel iş 50 tane kabahati örtmez. Atatürkçülük meselesine girince aslında bunun çok rahat tartışılabilir olması lazım. 100 sene geçti neredeyse. Şimdi 1920 ile 30 arası Türkiye'de yepyeni bir dönemin başlangıcı. Osmanlı yıkılmış, tarihe karışmış, hilafet kaldırılmış, eğitim sistemi değişmiş, alfabe değişmiş. Maalesef birçok yerlerde ezanın Türkçeleştirilmesi gibi bir takım adımlar atılmış ve bu ülkede bir reaksiyon meydana getirilmiş, bu da bastırılmış. Şimdi bu dönemin tartışılması hassas bir konu. Lehte aleyhte birçok söylenebilir ama ben 1929 2. İktisat Kongresi'nden sonra atılan adımlara bakıyorum. Türkiye'de öyle yeni bir dönem, bir sanayi dönemi başlamış ki biz bugün o fabrikaları, kurulan fabrikaları satıyoruz. O dönemde kurulanları. Sivas'ta demiryolu falan yok. Ulaşım at sırtında yapılıyor. Ama 1938 yılına gelindiğinde demiryolu Sivas'a ulaşıyor. Sivas'ta bir demiryolu atölyesi diye geçen, adı atölye olmakla beraber Türkiye'nin o günkü en büyük fabrikalarından birisi, demiryolları fabrikası kuruluyor. 6500 insan çalışıyor. Sanayinin sesini de bilmeyen bir toplulukta usta ne, makine ne, bir fabrikada üretim yapmak ne, bunları bile bilmeyen insanlara siz sanayinin ne olduğunu öğretiyor. Ehil insan, usta, ustabaşı, mühendis yetiştiriyorsunuz. Sadece Sivas için değil. Demir çelik konusunda da, kendi ihtiyacımız olan dışarıdan geliyormuş bütün tekstil fabrikalar konusunda, şeker fabrikasında, her konuda müthiş bir atılım başlamış. Şimdi biz bunları görmezden gelemeyiz ki. Türkiye güçlü bir ülke olma yoluna girmiş. Mustafa Kemal bir Osmanlı paşası. Bana göre ufku o dönemde kendisinin etrafında bulunanlardan çok daha geniş. Yani Mustafa Kemal'in attığı adımlar, Atatürk'ün attığı adımların büyük bir kısmı bugün bizim beceremediğimiz işler maalesef. Onun yaptığını şu anda yapamıyorum. Bu durumda da söylemeniz şu oldu galiba. Tartışılmaz bir dehası var, onu da hepimiz zaten biliyoruz. Ama yaptığı işlere bakıp kafamızı yaptığı şeylere yorarsak daha mantıklı olur mu diyorsunuz? Elbette ya. Şimdi mesela gençliğe hitabesini alın. Bugün kaç kişi itiraz edebilir onu? Tabii hiç kimse. Bundan dolayı ben meseleleri bir bağnazlıkla değil, rahatlıkla mütalaa edebilmeliyiz. Yeri geldiği zaman yeniden yorumlayabilmeliyiz. Müzakeresini, münakaşasını yapabilmeliyiz. Dediniz ki yapılan icraatlar asla tartışılmaz. Evet. Ama bir şeyleri tartışmak için de çok kapalı olmayın diyorsunuz. Olmamamız lazım. Gençliğe hitap eden örnek veriyorsunuz. Ama ileride diyorsunuz ki mesela yapılan bir hamleyi tartışabilmeliyim. O özgürlükte olmalıyım mı diyorsunuz? O kadar. Doğru mu? Anladım. Siz mesela yüzü batıya dönük bir lider mi olacaksınız? Yani ben yüzü batıya dönük veya batıdan yüzünü başka bir yere çevirmiş değil Peygamber Efendimiz. İlim Çin'de de olsa alınız buyurun. Ne zaman söylemiş? 1400 sene önce. Yani bu ne demektir? Doğru, gerçek. Neredeyse biz gidip ona alırız. Amerika'dan da alırız. Avrupa'dan da alırız. Çin'den de, Rusya'dan da alırız yeri geldiği zaman. Ama biz kendi nosyonumuzu kendimiz oluşturmak mecburiyetindeyiz. Her konuda. İlmin sonunun olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü Cenab-ı Hak'tır esas ilim sahibi. Onun ilminin sınırlarını ölçemeyiz. Onun için de ilimin sonu yoktur. Ufuk açıyor. Bağnaz değil. 7. asırdan, 8. asırdan itibaren bakın eski Yunan medeniyetini bütün eserlerini tercüme etmişlerdir. Ya bu adamlar Müslüman değildi. Bizim ne ihtiyacımız var dememişler. Tercüme etmişler. Tenkit etmişler. Uygun gördüklerini benimsemişler. Onun üstüne bir şeyler ilave etmişler. Bizim buna ihtiyacımız var. Dünyayı yeniden şekillendirmeye. Önce birbirimizle bir barışık hale gelmemiz lazım. Farklı fikirlere, kanaatlere sahip, inançlara sahip insanlar olarak biz kavga edeceğimizi oturup konuşalım. Diyorsunuz ki bizi öcü olarak görmeyin. Size dayatılan değiliz. Her şeyi tartışabiliriz. Acaba siz bize dayatılan mısınız? Bunu da biz size sorarız. Birçok askeri öğrenci, öğretmenler, devlet memurları da var. Saplar, samanlar durumu çok basit bir tabir olacak bununla ilgili tabii, ama tabii. Artık yüksek bir bahane olduğu için bu ki gerekliydi ama bir bahaneye çevrildi. Bir sürü hakkı yenilmiş insan da olduğunu biliyoruz. Yalnızca tahmin ediyoruz ya da başka bir görüşteyiz diye söylenebilecek bir şey değil. Adaletten ve hukuktan bahsederek söylüyorum. Birazcık zaten kafanızı geri çekip bakarsanız birçok insanın haksızlığa uğradığını görürsünüz. Peki siz bu süreçte FETÖ ile mücadelede siz neler yapacaksınız? 15 Temmuz yaklaşıyor şimdi. Evet. İkinci seneyi devriyesi gelecek. Fethullah Gülen'in başlattığı hareketle bizim ömrümüzde hiç irtibatımız olmadı. Tam karşı karşıya geldi. Yani 28 Şubat'ta bile Fethullah Gülen bizim karşımıza çıktı. Onun için bizim onunla herhangi bir bağımızın olması mümkün değil. Aramızda bir sempati yok. İnancımız da aynı inanç temellerine maalesef
dayanmıyor. Onun bazı yaklaşımlarını biz geçmişte gördük. Biz onlarla aynı kanaati taşımamız mümkün değil. Ancak Fethullah Gülen bahane edilerek bir 15 Temmuz hadisesi de meydana geldi. Ayaklanma meydana geldi. Evet. Bastırıldı. Bunu da millet bastırdı. Bu da doğru. Ama bu bahane edilerek siz masum insanları da cezalandırma yoluna girerseniz bu kabul edilemez. Yani bir defa şunu söyleyeyim. Hakikaten bu hareketin analizinin ciddi yapılmasına ihtiyaç var. Ben bunun bugünkü iktidar tarafından tam olarak, doğru olarak yapıldığı kanaatinde değilim. Yani bunun neden yapılamadığının da bendeki intibanın bir tanesi çünkü 10 sene beraber oldular. 10 sene. O kadar kendi işlerine sızdı ki kendileri yapamıyor diyorsunuz. Tabii. Onlarla ilgili bir takım konuları gündeme getirdikleri zaman kendi işlerinde bir sürü insanın cezalanması gerekiyor. Buna yanaşmak istemiyorlar. Doğru dürüst bir tahlil yapamadılar. Ülkede olağanüstü hal kalksa, normale dönse gerçeklerin daha rahat ortaya çıkacağına inanıyorum. Onun için olağanüstü halin kalkması şart. Olağanüstü hal adı üstünde, olağanüstü şartlarda geçerli olan ve bunun çok kısa süreli olması icap eden bir hal demek, dönem demek. Siz bunu ikiye yaparsanız olağanüstü hal, olağan hale gelirse o zaman burada hukuk kalkar. Hukuk kalmayı kalkınca keyfilik başlar. Hukuk içinde kalsa ispatlamak mecburiyetinde. Zanla insanları içeriye alamazsınız. Ya bir şekilde biz bununla mücadele ediyoruz gibi gözüküyor aslında diyorsunuz. Ama mücadele ederlerse kendilerine zarar verecekler biliyorlar diyorsunuz. Tabii. Aynen. FETÖ örgütüyle mücadeleyi bizden daha iyi yapabilecek bir siyasi kuruluş yok. Kesin iddia ediyor. Bankasya'ya para yatırmış. Okuluna öğrenci vermiş. Ya okulundan mezun olanlar var üst kademelerde. Ona kimse dokunamaz. Öyle şey olur mu? Bugün uyguladıkları metotları kendi içlerinde uygulasınlar. Emin ol %70'i bunlardan içeriye girer. Bunları konuştuğumuz anda dahi hemen FETÖ'cü ilan edilebiliyorsunuz. Böyle şeyler olabiliyor. Biz bu işe hiç bulaşmadık. Yani siz düşünebiliyor musunuz? Bir ihtilal olacak. 200 bin kişi ihtilali yapmakla itham edilecek. Olmaz ya. İhtilali bir küçük kadro plan yapar. Onlardır suçlu olanlar. 200 bin kişi olmaz. 200 olur. Hadi bilemedim biraz daha Kabadayı gidelim 2000 kişi olur. Ama bu 200 bin kişi olmaz. İngiltere'de o dönem gençlik ateşi. Avrupa'dasınız. Yalnızsınız. Mesela yani. İngilizlerin pubları vardır. Gençlik ateşiyle acaba uğradınız mı o pub'lara, barlara? Ya ben... Gurbettir sonuçta. Pub'ları gördüm. Pek bir şeyim olmadı benim. Olmadı. Olmadı yani. Abi. Uymuyor. Pub'lara da gitmediniz o zaman. Yani kandırmadılar sizi yani gençlikte. İyi. Güzel. Şimdi size bilge başkan diyorlarmış. Evet. Bunun sebebi nedir? Yaşlı diyemedikleri için bilge. Her şey sizin planladığınız gibi derse, anlattıklarınızı anlatabilmişseniz insanlara ve bu seçimi kazanırsanız. İnşallah. Beni kültür bakanı yapar mısınız? Niye olmasın? Ben önceden derim. Sözümü alayım. Tabii. Saadet Partisi Genel Başkanı olarak diyorsunuz ki benim kuracağım hükümette belki de fikrimin uyuşmayacağı ama işin ehli bir adam olabilir diyorsunuz. Kesinlikle. Ya da bir kadın. Konuşmadan benim anladığım şu. Sizdeki en büyük başlık adalet. Elhak doğru. Anlattıklarınızdan adaleti başlık olarak aldığınızı gördüm. Birçok insanın korkusu vardı sorularıyla belirttiler. Bu korkuları yersiz bulduğunuzu cevaplarınızla dile getirdiniz. Aynı topraklarda yaşıyoruz. Ülkemizin geleceği size emanet olursa güzel bir noktaya getirirsiniz bizi. Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı konuğumuzdu. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Böyle teşekkür bir imkanı ederim. Verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Ve sizi de tebrik ediyorum. Böyle bir ortam oluşturduğunuz için. Evet. Hakikaten canlı, benim için de çok canlı bir ortam oldu. İnşallah dinleyenler, seyredenler, onlar da doğru neticeler çıkarırlar sohbet.